Efendim Serdar Sarıdağ YouTube kanalına hoş geldiniz. Hiç lafı uzatmadan hemen konuya girelim. Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'a sahip çık. Neden? Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinde bulunan Şenol Güneş ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yolları ayrıldı. Şimdi tabii yeni bir teknik direktör arayışı var. Tabii ki herkes kendi kulislerini yapacak. Her hoca, aday hocalar medyasını trolleri, mrolleri, neyse menajerler falan herkesi, herkes her şeyi kullanacak. Fakat burada bir tehlike daha var. Asıl tehlike Beşiktaşlılar için. Ee, mutlaka ve mutlaka teknik direktör Sergen Yalçın'ı milli takımın başına getirtmek isteyenler olacak. Ben bunu biliyorum. Çünkü Sergen Hoca'nın Beşiktaş'tan ayrılığı, Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışını ciddi anlamda riske sokabilecek bir ayrılık. Ayrılık olmasa bile Hocam gel 4 maç var burada. Hem Beşiktaş hem milli takım Dünya Kupası'na kadar sen idare et. Anlayışı bile Beşiktaş'ı sıkıntıya sokabilir. Yani Sergen Yalçın hem Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışını hem de milli takımın Dünya Kupası yolundaki maçlarına kafa yoracak. Bu işler kolay mı? Sergen Yalçın bence altından kalkabilir ama arkadaşlar bu işler riskli işlerdir ve hocayı da yıpratabilir. Beşiktaş'tan ayrılmasını isteyen yapılar Sergen Yalçın'ı mutlaka mutlaka kapalı, kapalı kapılar arkasında önerecektir. Biz geçmişte böyle şeyleri çok yaşadık. Ee, Sergen Yalçın transfer döneminde işte yönetimde hocanın arası olmuyor, anlaşma olmayacak gibi çok haberler gördük, çok yorumlar gördük. E ama oldu. Şimdi ise Beşiktaş'ın başında böyle bir sıkıntı olacak. Bunu göreceksiniz. Bunu çok yakında da birkaç gün içerisinde göreceksiniz. Hocanın ya oradan ayrılması lazım onlar için ya da hem milli takımın hem Beşiktaş'ı aynı anda idare etmesi. Onlar için o gerekli. Çünkü e, bu durum Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki iddiasını biraz daha aşağı çekebilir. Her türlü çekebilir. Yani Beşiktaş taraftarı ve Beşiktaş yönetimi tamamen Beşiktaş'a full konsantre olmuş bir sergen yalçın ve teknik heyeti yardımcıların başında olmasını ister. Orada Dortmund maçına hazırlanırken örneğin aklıma geldi acaba Norveç'te kimi oynasam düşüncesi e, mutlaka mutlaka e, Norveç karşısında kimi oynasam düşüncesi mutlaka mutlaka Sergen hocanın kafasında belirler. Yani sonuç itibariyle iki yere odaklanmak ki kritik aylar e, hakikaten sıkıntı. O yüzden masada Sergen hoca aynı anda milli takımı ve Beşiktaş'ı çalıştırsın diyenler. Veya tamamen ayrılıp tazminatı neyse ödeyip Beşiktaş'tan alıp milli takımın başına getirme. Ee, Tabi bunun ortamı mutlaka hazırlanır. İşte bu bir milli görevdir. Ee, burada çok iş düşüyor. Bu göreve gelmek zorundasın gibi algılar da yapılacaktır. Evet bu milli görevdir ama e, Türkiye'de birçok hoca var. Ve benim de e, tabii milli takım başında kim olmalı yönündeki fikirlerim olacak. Onu da mutlaka söyleyeceğim. Ama Beşiktaş taraftarını böyle bir sıkıntı bekliyor arkadaşlar. Bakın ben bunu bildiğimden dolayı söylüyorum. Çünkü daha önce de yapıldı. Yapıldı yani Şenol Güneş'in ilk senesinde, ilk şampiyonluk senesinde Şenol Güneş'i oradan, Şenol Hoca'yı oradan nasıl kopartabiliriz hesaplarını yapan gruplar oldu. Ben bunları biliyorum. Ben bunları biliyorum. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılması veya aynı anda hem milli takımı hem Beşiktaş'ı çalıştıracak olması kimin işine yarar onu düşünün. Bu birincisi. ikincisi Okan Buruk, Emre Belezoğlu, Fatih Terim, Sergen Yalçın, Aykut Hoca, Mustafa Hoca, Samet Hoca bir sürü isimler dolaşıyor. Ülkemizde değerli hocalar var. Şenol Hoca da bunlardan biriydi arkadaşlar. Fakat Şenol Hoca ile niye olmadı? Ee, önce bunun e, analizini çıkartmamız lazım. Ben, bakın çok net söylüyorum, yabancı hoca gelmesinden yaray bir Alman hoca orta yaşlarda başarıya aç ve iyi bir taktisyen, iyi bir analizci, iyi bir scout özelliği olan bir Alman hoca. Bizde kadroda, efendim söyleyeyim yurt dışı forma giyen, yurt dışına doğan oyuncular var yurt dışında yetenekli oyuncular da var. Ee, bu iki kültürü yani hem Alman kültürünü, Avrupa kültürünü hem de kendi Türk kültürünü bilen. Çünkü Türklerle iç içedir Almanlar. Ee, disiplinlidir. Efendim söyleyeyim işine sadıktır. Böyle bir Alman hocanın olması daha doğru. Yerli hoca sıkıntı. Çünkü Türkiye'de e, futbol dünyasının içerisinde medyada medyadan tutun menajerlik sistemine kadar lobiler vardır. Lobiler vardır. Ve kendi hocalarını ön plana çıkartmak isterler. Böyle bir yapı var. Oraya gelen hocaların hiçbiri bağımsız olamaz. Ben bunu çok net söyleyebilirim. E, yani istisnaları bir kenara tutun. Türk futbol dünyası böyle. Mutlaka ve mutlaka örneğin bir hoca geldi. Onu rakibi olan hocanın medyadaki kankaları saldırabilir. Sağçı sonuçları gittiğinde bel altı vurabilir. Buradan milli takım yıpranabilir. Bu adamların ay yıldızı formaya saygısı yok. Bu adamlar oradaki ismi yıpratım derken Türk milli takımını, bizim milli unsurumuzu, bizim canımızı, ciğerimizi yaraladığını, hırpaladığını farkında bile değil. Umurunda bile değil. Çünkü adam oraya kulüp takımı gibi bakıyor. Ve medyanın bakışı kulüpçülük üzerinden bakıldığı için milli takıma ki Şenol Hoca bunu söyledi, skorerdi. Çok doğru. Oradaki Türk hocalar yıpranır. Yabancı hoca da bütün Türkiye yıpratır. O ayrı. Biz onu gördük. Ama arkadaşlar en azından yabancı hocanın burada bağlantıları olmaz. Öyle bir hoca getirilmeli ki öyle bir hoca getirilmeli ki futbol konuşma konusunda onunla onunla kendini bir görmesin insanlar. Biz de medyaya bir bakıyoruz. Herkes Mourinho. Arkadaş ben anlamadım. Herkes nasıl Mourinho oluyor? Dolayısıyla ben Alman ekolünün, yabancı ekolünün daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü futbol dünyamız temizlendikten sonra bu işler olur. Çünkü bizim dünyamızda çok lobiler var, çok gruplar var. Herkesin adamı var, herkesin kankası var, herkesin tanıdığı var. Herkes milli takımı kültürlük gözüyle bakıyor. O yüzden bence Alman ekolü uzun bir yapılanma, hakikaten uzun bir yapılanmanın içerisine girmeli. Derbal Galatasaray'da ne yaptıysa, Türk milli takımına da bence öyle bir ekol gelmeli. Artık e, yerli hocalar, değerli hocalardır ama Türk futbol kültürümüzü biliyoruz arkadaşlar. En önemli nokta bu. Hayırlı uğurlu olsun. Benim dediğim noktada en önemlisi, bu videonun en önemli noktası da Sergen Yalçın arkadaşlar. Göreceksiniz. Ben çünkü biliyorum onları. Yedirmeyin hocayı arkadaşlar. Çok net söylüyorum. En azından hem hoca hem Beşiktaş. Bakın o kadar böyle Beşiktaş'ın başarısını kıskananlar var ki bu dünya içerisinde. Ben biliyorum adamları. adamları. Göreceksiniz. Hocayı orada nasıl koparabiliriz hesabında yapacaklardır güzel insanlar. O nedenle e, ee, bu haberler çok duyulacak. Hele hele şu önümüzdeki süreçte 22 günde 7 maç, 2 tanesi şampiyonlar gibi 5 tane lig ve milli takım yaklaşı Sergen Hoca'nın ismini basında çok göreceğiz. Hocanın kafası karışsın diye yorumlarda falan çok göreceğiz sosyal medyada. O yüzden uyarıyorum güzel insanlar. Efendim tekrardan hayırlı uğurlu olsun, sağlıcakta kalın.